de hakeza. Dolayısıyla e, bu Hakan Bayrakçı'nın araştırmasına yansımış 2.8. Bir şey daha söyleyeceğim. Ee, Son ara Ankara'da, yansımış. Ankara'da bildiğim kadarıyla Panorama TM, Panorama TR adlı araştırma kuruluşu da bir Hoş sağ var. çalışması yürütüyor. Orada da İmamoğlu'nun önde olduğu yönünde bir bilgi edindim. Bunu söyleyeyim. Ee, yine e, bir başka yani e ee, bir başka araştırma kuruluşunda e, hani adını söyleyeyim. Metropol'ün yürüttüğü bir araştırma araştırmada da İmamoğlu'nun e, önde olduğu yönünde e, bilgiler edindim. Ancak oradaki rakamları bilmiyorum. Fakat benim gördüğüm kadarıyla seçimin son haftasına girildiği de, girilmiş olan bu süreçte İmamoğlu Hakan Bayrakçı gibi e, işte Özer Sancar gibi, Osman Sert gibi e, kamuoyunun tanıdığı ve itibar ettiği simaların e, ve onların e, başında bulunduğu araştırma kuruluşları yaptığı araştırmalarda e, en az 3 puan bunu söylüyorum. En az 3 puan önde görünüyor. Fakat tabii bu e, bu 3 puanlık e, fark e, yani yanılma payı içerisinde de olabilecek bir fark. Bunu da ifade ya. etmek gerekir. Bu bakımdan e, Özgür Özel'in açık ara öndeyiz ee, şeklindeki cümlesinin arka planında bu yatıyor olabilir. Bu arada bunu aşan veriler de var. Örneğin yöneylem grubu 4 puan üzerinde bir veri buluyor. Ee, konda biliyorsun daha da yükseltti durum. Yani ben e, e, minimum düzeydeki faktörü söyledim. Şimdi diğer taraftan ee, son özel, zamanlarda anket şirketleri e, son seçimlerde... Bir itibar kaybı yaşadılar. Evet, o yüzden, bir itibar kaybı yaşadılar. Orada. Ama bu söylediği bağışlama şirketlerinin... Bakalım şimdi ne olacak? E, 14 Mayıs'ta yaklaşık olarak if, tespitte bulunabilen e, şirketler de sonar tam isabette bulunmuş. Bir de yani. benim matematik hesabım var. Mayıs seçimlerine baktığınızda oradaki dağılımı e, bu seçimlere uyarlayabiliyorsunuz. evet. Şimdi aslında bir öyle bir araştırma yapılsa, inceleme yapılsa çok mutlu hayır olacağım. Hayır 2.8 falan olsa yani Özgür Özel'in dediği gibi çok açık ara bir fark değil ki bu. Yani insanlar açık ara olanlar da var bu arada. Ben onları ha. söylemedim. Ha. Hayır yani emeklinin sokağa çık bak konuşuyorsa tam emeklinin sokağa çıkamadı. İnsanların hayallerinin sona erdiği bir asker ücretine hayat boyu artık ev alamayacağının anlaşıldığı, bir takım şeyler sadaka ekonomisine muhtaç edildiği, insanların ertesi sabah olmasından bile imtina ettikleri bir konjonktürde biz hala alır mı almaz mı diye onu tartışıyoruz ya. Ya o zaman yani esasında yani gerçekten açık ara olması lazımdı. Biz niye tartışıyoruz ama o zaman ya? 14 Mayıs'a baktığınız zaman açık ara sayılır. Neden? 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın aldığı toplama %42, CHP'nin aldığı o %28. Arada fark 14 fark puan fark var. Yani o 14 puan fark kapatılmış bir fark. Bunun üzerine de e, e, farkı açtığını düşünün. İttifak aldı ben. tek başına. Ya, 14 farkı kapatmış hocam. 14 fark az mı fark mı? 14 farkın üzerine de oy arttırarak bunu 15'in üzerine çıkarmış. Yani AK Parti İstanbul'da %46'nın altına düşmez. Zaten çatı o %42. CHP ise İstanbul'da ittifakla Saadet, Deva gelecek e, Demokrat Parti'nin desteğiyle yüzde 28 al almış. Ki o Deva'nın adayı var İstanbul'da. Saadet'in adayı var İstanbul'da. Gelecekte bunları destekliyor. Tabii. Şimdi bu tabloda oyunun %26'ya düştüğünü düşünelim. O aradaki fark daha da artıyor. 16 puana çıkıyor. 16 puan kapatmışsınız. Bir de öne geçmişsiniz. Orada bir siyasi mucize var. Yani onu şunu mu söylüyorsun? Yani. Binali Yıldırım ilk başladığında yüzde hmm. kaçta? Yüzde 45 miydi? Yüzde 40? Hatırlamıyorum. İşte e, orada 10 puan e, fark var. Ki ittifak orada devam ediyor. o zaman Ekrem tanınırlığı falan %13. Ben, yani, 14 Mayıs'ı söylüyorum. Ben 14, Mayıs söylüyorum. 14 Mayıs'ta CHP'nin aldığı o %28'di ittifak partileriyle beraber. Hı hı. AK Parti ve CHP, MHP'nin aldığı toplama %42 idi. Yani İmamoğlu hem 14 puan fark kapatmış evet. hem de üzerine koymuş. Bunu evet. söyledim. O bakımdan evet, evet. ben büyük bir farkın kapatıldığı inancındayım. AK Parti İstanbul'da %40, AK Parti ve MHP bloğu İstanbul'da %40'ın altına düşmez. Yani sosyolojik olarak mümkün değil. Doğru. Bu nedenle... 42, 40, evet, 40 42'de evet. kalır. Yani seçim Yani Bismillah diye başlarken 41, 42 ile başlıyor. Evet. Mevta'yı koysan, evet. Mevta'yı koysan yüzde evet. alıyor kardeşim. Evet. O nedenle... Aynen. Yani Başarı orada aramamak gerekir. İkincisi Gökhan Zan meselesi. İlk aslında bana değerlendirmişti bu hadiseyi. Şimdi Gökhan Zan hadisesinde bir kere Gökhan Zan'ın son olayda benim açıklık getirmem gereken tabii bir iki husus var. Birincisi iki tane ses kaydı var. Bu iki ses kaydında konuşan kişiler biri Turgay Kocakaya adlı kişi diğeri de Gökhan Zan. Turgay Kocakaya kim? Bir coğrafya öğretmeni. Bir buçuk yıl önce deprem sürecinde tanışmışlar. Ve e, Gökhan Zan işte fay hakkında bilgi almak için ben onunla temas kurdum diyor. Yani fay için niye coğrafya öğretmenine bilgi alasınız ki? Ara. deprem ne Daha az görüleceği ondan al yani değil mi? o? <laughs> coğrafya öğretmeni ne bilecek yani? Şimdi, Celal Şengör bile olurdu yani. E, i̇kincisi <laughs> zamanla arkadaş olmuşlar, yakınlaşmışlar. Gökhan Zan aday olduğunda kampanyasına destek vermek için Hatay'a gitmiş bu adam. Beraber çalışmışlar. Ve ses kaydına göre, ses kaydına göre şöyle bir tablo belirliyor. Turgay Kocakaya ve onun bir eski polis amcasının oğlu Mihal iddiaya göre AK Parti il başkanlığına gidiyorlar. AK Parti il başkanlığında milletvekili Adem Yeşildal ve aday Mehmet Öntürk'le görüşüyorlar ve hep iddiaya göre diyorum. Gökhan Zan'ın çekilmemesi karşılığında ona 3 milyon dolar vermeyi taahhüt ediyorlar. Gökhan bunun 5'e çıkarılmasını istiyor. Bunun yanı sıra yok, koruma verilmesi. Peki Gökhan Zanbu diye bir ifadesi var mıydı orada? Çek, Belki çekilebilirim diye. Öbür tarafta bu kadarını veriyor falan gibi ifadeler var. Bir diğeri e, valilikten koruma verilmesi. Eğer kazanamadığı takdirde seçimden sonra e, TRT'de yorumculuk, Hatay Spor'a yöneticilik verilmesi gibi talepler konuşuluyor. Şimdi Yok durumculuk olur ki diyor iddiaya göre. Bitfake yani. diyor, üretilmiştir diyor. Montaj diyor, şu diyor, bu diyor. E, Turgay Kocakaya diyor ki beni oraya, bizi oraya o yönlendirdi diyor. Önce diyor birkaç iş adamına gönderdi sponsorluk için sonra buraya yönlendirdi. Şu nedenle yönlendirdiğini söylüyor. Ben artık e, bu kampanyayı taşıyacak maddi gücü toplayamıyorum. Gerekirse çekilirim, çekilirse Lütfü lütf, lütf, Savaş kazanır, AK Partilerin bu durumu görsün. Hmm. Bunun için oraya yönlendirdi diyor. Şimdi fakat Turgay Kocakaya da yani tekim bir adam değil. Bence şaibeli bir adam. Neden? Çünkü ben bana anlattı durumu. Dedim ki bu görüşme nasıl oldu? Önce hmm. o bizi yönlendirdi diyor. Sonra diyor ki ses kaydında AK Partili başkanının tuvaletini arıyorum diyor. Bana diyor ki orası tuvalet değildi, arabaydı. E peki AK Partili başkanlığı mıydı? Hayır değildi. Orası bir villaydı. Sen AK Partilileri gördün mü? Ben görmedim amcamın oğlu gördü. Sen neredeydin? Ben dışarıda kapıdaydım. Kim çekti? Amcamın oğlu çekti. Belli ki Gökhan bazı zaaflarını tespit etmişler. Hmm. Bir ara iş içerisinde olduğunu anlamışlar. Bazı ihtiyaçları ve belli zaafları var. Ve daha önce birkaç hamle olmuş. Ve bu danışmanı diye yanında gezdirdiği Turgay Kocakaya onun bu zaaflarını kayda almış. Zannedersem yani AK Partili ile görüşmüş gibi konuşmuş. Ona da işte yaptığı... Niye böyle bir şey yapıyorsun? Ve ki? bunu kayıt altına almış. Muhtemelen Gökhan